Herkese merhaba, ben Aslı Öz Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart favorilerimden oluşan bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu ayki favorilerimde bir takım makyaj ürünleri, yine makyaj yapımında kullanılan bazı malzemeler ve cilt bakımı ürünleri ve bir de sizlere dizi ve film önerim olacak. Şimdi sırasıyla çok beğenerek kullandığım bazı ürünleri göstermek istiyorum. Öncelikle her zaman olduğu gibi yine makyaj ürünlerinden başlayacağım. Daha sonrasında cilt bakım ürünlerine geçeceğim. Bildiğiniz gibi son dönemde yeni çıkan bir kapatıcı oldu. Bu L'Oreal'in Infallible serisinde çıkardığı kapatıcısı son dönemde oldukça popülerdi. Ben de bununla ilgili bir video hazırlamıştım hatta. Gerçekten de bütün gün boyunca kapatıcılığından gayet memnun olduğum bir kapatıcı. Böyle kocaman bir aplikatörü var. Aplikatör kontör sayesinde de çok kolay sürebiliyorsunuz. Çok az bir miktar almanız yeterli. 2-3 nokta gözaltınıza koyduğunuzda tüm gözaltınızın kapatılmasını sağlayabiliyor. Çok aşırı fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz yoğun bir kapatıcı, çok likit yapıda değil. Pudralı evet göz altlarınızda çok aşırı çizgi varsa bu çizgilere de olabiliyor. Ben açıkçası bunu pudralı olarak bir gözüme uygulamıştım bununla ilgili çektiğimiz videoda. Bir de pudrasız olarak uygulamıştım pudrasız olarak uyguladığım taraf aslında birazcık daha başarılı oldu. Pudra ile uyguladığım yerlerde birazcık daha fazla sanki göz altlarıma doluyormuş gibi gelmişti bana. Çok fazla aşırı çizginiz yoksa göz altlarınızda altını şöyle çok güzel nemlendirdikten sonra göz altınızı bunu kullanabilirsiniz. Renk olarak aslında çok büyük bir renk yelpazesi var ama Türkiye'ye gelenler sınırlı. Benim elimde yani tenime uyduğunu düşünerek kullandığım kaşmir rengi 327 numara. Bunlara bence bakabilirsiniz. Zaman zaman yine L'Oreal markası indirime gir indirimlerde kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu benim bu ayki favorilerimden oldu kapatıcı olarak. Son dönemde sürekli göz makyajımı yaparken hem göz içimi aydınlatmak için hem de şu anda gördüğünüz gibi göz altlarımda yine böyle hafif bir aydınlık ışıltı vermesi adına kullandığım bu Maybelline'in Master Drama serisindeki Light Liner'ları benim çok beğendiğim kalemler haline geldi. Bunlar gerçekten aydınlatıcı olması amacıyla yapılmış olan kalemler. Yumuşacık ama göz kapağınızın üzerine de aynı şekilde far gibi. Gibi böyle hafif dağıtarak uygulayabilirsiniz. Hani aydınlık, ışıltılı farları seviyorsanız eğer. Ben dediğim gibi iki tane rengini bunlardan almıştım. İkisini de çok severek kullanıyorum. Şu anda göz altlarımda olan bu gold olan, gold light olanını göz altlarımda görüyorsunuz ve göz içimi de hafif bir aydınlattım. Bunun dışında 05 Highlight Bronze olanı da ben çok severek kullanıyorum. Kullandığım fara göre yine göz altıma, göz içime bunu uyguluyorum. Bence beğeneceğiniz bir liner. Eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bunlara bir bakabilirsiniz. Şimdi madem liner dedik o zaman şimdi sıradaki lip liner tavsiyeme geçeyim. Bu da Zara'nın yeni çıkardığı bir beauty koleksiyonu var bildiğiniz gibi. Güzellik ürünleri satıyorlar artık. E, fakat çok daha çok öyle ruj üzerine bir ürün e, yelpazesi çıkarmışlar. Hani göz farı, işte yüz ten makyajınız için bir takım ürünler yok. Sadece ruj çeşitleri var. Bunda da yine ben bir kit olarak almıştım. Şu Zara'nın böyle bir kiti vardı çıkardığı ürünlerin yanında. İçerisinde işte bir tane stick ruj, bir tane likit ruj likit mat ruj, bir de bu kalem vardı. E, ürünlerin hepsini çok beğendim. Hatta daha önceki bir favoriler video videomda da buradaki stick ruju size yine favori olarak söylemiştim. Bu ayki favorime de bu liner'ını eklemek istedim. Line It Up isimli bu liner'ı nude renkli numara vermemişler. Yani üzerinde herhangi bir numara yazmıyor ve bu kit içerisinde bunu satın alabiliyorsunuz. Çok güzel bir rengi var. Nude bir ton. Yumuşacık da bir yapısı var. Şöyle ki her tür nude rujunuza uyabilecek bir rengi var. Şöyle gösterirsem sizlere. Genelde böyle şeftali tonlu, kahve tonlu, Hafif böyle pembeye giden renklerle, pembe yani böyle biraz gül kurusuna giden renklerle de çok güzel kullanabileceğiniz bir kalem. Kullanırken hem dudağıma bir çerçeve gibi hem de dudağımın Öncelikle böyle altına hafif bunu uygulayarak üzerine ruj uyguluyorum. Böyle bugün gördüğünüz gibi hafif böyle daha kremsi yapıda birazcık daha ışıltılı rujlar daha çabuk silinebildiği, daha çabuk çıkabildiği için altına bu kalemi uyguladığımda birazcık daha uzun süre ruj rengimin dudağımda kalmasını sağlıyor. Yapısını dediğim gibi krem gibi yumuşacık sürüyorsunuz. Yani hiçbir şekilde dudağınızı zedelemediği için adeta sanki böyle ruju kalem haline getirmişsiniz gibi olduğu için ben bunu çok beğeniyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Fakat hani mağaza satışı yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Ben de online'dan almıştım. Zara Güzellik bu beauty koleksiyonu sadece online olarak satışını yapmış. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu kalem benim uzun zamandır beğendiğim ve kullandığım bir kalem haline geldi. Kalemden sonra gelelim ruj favorilerime. Size bu ay iki tane ruj önereceğim. Bunlardan bir tanesini zaten daha önce sizinle yine denemiştik bir videoda. Bu e, Maybelline'in son dönemde çıkardığı 373 numaralı Mau For Me isimli ruju. Maybelline bu ruj serisini her tene herkese gidebilen ürünler olarak çıkarmıştı. E, bu da yine nude grubunda... Her tene uyabileceğini söylemişlerdi. Daha önceden de size bunun rengini hatta bu uygulamada da göstermiştik. Böyle kahveli şeftali tonlarda olan yine böyle bir nude ruj çok güzel, yumuşacık bir yapısı var. Kalıcılığı ne kadar derseniz yani çok fazla böyle yiyip içtiğiniz zaman tabii ki birazcık içeriden silinmeye başlıyor ama hani ruj herkesin çantasında olan bir şey. Hemen üstüne bir tazelediğiniz zaman tekrardan bütün günü bununla devam ettirebiliyorsunuz. Ben özellikle hani böyle bahar aylarında günlük makyajımda daha çok bu renkleri kullanmayı sevdiğim için Size de bu yumuşacık yapısı olan 373 numarayı öneririm. Birinci önerim bu. İkincisine gelecek olursak bu da L'Oreal'den bir ruj. 656 numaralı Beijing City isimli bu Shine serisinden böyle şeffaf ambalajlı olan rujlarından. Şu anda dudağımda da bu ruj var. Onu da rengini size şöyle göstereyim. Bu birazcık daha ışıltılı sürdüğünüz zaman ve birazcık daha yumuşacık. Yani böyle eriyormuş gibi sürüyorsunuz adeta dudağımıza. Böyle gösterirsem eğer altta gördüğünüz, eğer ki böyle nude rujları beğeniyorsanız buna da bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi rujlardan sonra gelelim makyaj yaparken kullandığımız bazı ürünler var tabii ki. Bunlardan da yeni favorilerim var. Öncelikle sizlere bir fırça göstermek istiyorum. Bugünkü makyajımı yaparken de ben bunu kullandım. Geçenlerde yani birkaç hafta evvelinde gratis'e gittiğimde böyle bir bronzer fırçası gördüm. Yassı bir fırça. Bu da Bonica'nın, Bonica denilen bir markanın bronzer uygulama, kontür yapmak için kullanabileceğiniz bir fırçası. Sentetik kılları var fakat kılları yumuşacık. Hiçbir şekilde cildinize batmıyor. E, bronzerınızı uygularken direkt bir kere de hemen yerine bulunla koyabiliyorsunuz sonrasında da yumuşacık bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Pratik bir uygulaması var. Fiyatı da oldukça uygun. Çok azar azar dağıttığı için de bronzer uygulamanızı da kontür yapmanızı da bronzerla kolaylaştıran bir fırça olduğu için bunu da size tavsiye ederim. Yine bir makyaj uygulamasında kullandığımız şu anda bir tane kullanıyorum zaten ama size bunun temizliğini göstermek istedim. Eclipse'in, Eclipse markasının bu makyaj süngerleri. Oldukça uygun fiyatları. İki tanesi bir arada bu şekilde aldım ben. Bununla ilgili söyleyeceğim güzel tarafı non latex diyor. İçerisinde latex bulunmuyor. Şu anda kullandığım kirli olduğu için size bu temizlerini göstermek istedim. Bir paket içerisinde iki tane çıkıyor. Bu minik olanla göz altlarınızla kapatıcınızı uygulayabilirsiniz. Büyük olanla da hem fondöteninizi hem de isterseniz diğer bütün yüzünüzün kapatmak istediğiniz başka yerlere de yine concealer'ınızı uygulayabilirsiniz. Çok güzel performansı olan süngerler ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Yine gratis'te de satılıyor Eclipse markasının ürünleri. Oradan da bakabilir Şimdi gelelim başka bir makyaj uygulamasında kullanacağımız enteresan bir ürüne maskara uygularken maskaralarımız bazen topak topak olur kirpiklere sürdüğümüzde ve tekrardan onu açmaya dağıtmaya çalıştığımızda da o topaklanma bir türü ayrılmaz. İşte o yüzden böyle bir şey keşfettim ben bunu da Rossmann'dan almıştım For Your Beauty markasının bu şekilde 3 tane aplikatörü var. Bunlar rimel uygulamasında kullandığımız fırçalara benziyor aslında. Rimellerin fırçalarına benziyor. Üçü de farklı şekilde, farklı yapıda. Bunları maskaranızı uyguladıktan sonra farklı şekilde hangisi ihtiyacınızsa artık kirpiklerinizi ayırmak için, o topaklanmış olan maskarayı ayırmak için kullanabilirsiniz. Böyle ucu top olanı da var. Mesela köşelerde hafif bazen toplandığı zaman ayırıp daha bir tel tel göstermek istiyorsanız yine bunu da kullanabilirsiniz. Plastik olduğu için de kullandıktan sonra üzerindeki maska larınızı bir makyaj temizleme mendiliyle, ıslak bir mendille silebilirsiniz veya da dediğim gibi bir miseler su dökülmüş olan pamukla da hemen silebilirsiniz. Direkt de üzerinden çıkıyor maskarınız. Bu şekilde üç tane içerisinden aplikatör çıkan minicik böyle bir set. Ama gerçekten işe yarıyor. Bazen o topaklanmanın bozulmasın diye tekrardan üstüne sürüyorsunuz. Çok kalın geliyor. öbüründe de dengeleyemiyorsunuz. Bunun gibi sıkıntıları çözebilmeniz için böyle bir set yapmışlar. Bunu da size bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi makyaj ürünleri tavsiyelerim bitti. Gelelim cilt bakımı ile ilgili önerime. Cilt bakımı ile ilgili de ilk önerim The Ordinary markasından gelecek. O da Buffet isimli serumu. Bunu bir süredir kullanıyorum. Şişeyi yarıladım şu anda. Sabah ve akşam rutininde kullanabileceğiniz bir peptit serumu bu. The Ordinary ürünleri bildiğiniz gibi Türkiye'de bir mağaza içerisinde satılmıyor. Yurt dışında Amerika'da Sephora mağazasında satılıyor. Belki çok yakında Türkiye'deki Sephora'larda da satışı başlar bilemiyorum ama yurt dışından da Ordinary ürünlerini satın almak gümrüğe takıldığı için sıkıntı yaratıyor. Hani 20 dolar sınırı var ama bunun ürünleri 20 doların altında olduğu halde yine kozmetik ürünlerin hepsi gümrüğe takıldığından özellikle The Ordinary'nin ürünleri böyle kimyasal bir ürün gibi, ilaç gibi göründüğü için 5 dolara aldığınız bir ürün bile gümrükten geri gidebiliyor size gelmeden. O yüzden bunu satın alabileceğiniz Türkiye'de bazı kişiler Instagram üzerinden veya da işte bir takım siteler üzerinden bunlara ulaşabiliyorsunuz. Online olarak satın alabilirsiniz bu şekilde. Oldukça uygun. Hepsi 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar gibi fiyatlara satılıyor çoğu ürünü. Bu sanırım Buffett içlerinde en pahalı olanıydı. O da içerisinde pek çok ürün bir arada bulunan yani komplike bir peptit serum olduğu için hem Matrixil 3000 bulunuyor hem de diğer peptitler bulunuyor içerisinde. Bu şekilde anti-aging özelliği olan bir serum. En pahalı derken de şöyle 19.90 dolara satılıyor kendi web sitesindeki fiyatı bu günlük güncel fiyatı. Bazen indirim yapılmış olan sitelerde bulabiliyorsunuz yurt dışından alma imkanınız varsa buna bu şekilde bakabilirsiniz. Veya gidip gelen varsa veya siz gidiyorsanız kesinlikle buna bakmanızı tavsiye ederim. Şu anda mesela çok büyük bazı markaların, high-end markaların serumlarıyla kafa kafaya denk gelecek. Belki onlardan da etkili bir serum. Eğer ki böyle ince çizgiler varsa, yaşlanma ile ilgili bir takım böyle bakımlara girdiyseniz bu Buffet serumunu kesinlikle sizlere tavsiye ederim. 30'lu yaşlardan sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz sabah akşam rutininizde tonikleme işleminden sonra bu serumu uygulayıp üzerine nemlendiricinizi sürebilirsiniz. Çok da etkili, güzel bir serum olduğu için sizlere bunu tavsiye ederim. Şimdi diğer İki tane önerim de uygun fiyatlı bakım ürünü olarak gelecek. Bu da yine Watson's mağazasında satılan, Watson's'a ait olan bir marka Pure Beauty var biliyorsunuz. Pink diye böyle bir serisi var Pure Beauty'nin. Bundan iki tane ürün tavsiye edeceğim sizlere. Bir tanesi Soul Light Dewy Lotion isimli bu şekilde bir losyon. Losyon nemlendiriciden birazcık daha ince içerikli, daha yumuşak, daha çabuk dağılabilen bir nemlendirici türü. Daha çok hani böyle krem gibi sürdüklerimiz birazcık daha daha kalın oluyor son aşamada. Bu birazcık daha ince yapılı. O yüzden de hani hafif oluyor aslında. Yüzünüze sürdüğünüzde çok hafif geliyor. Yüzünüzü böyle yağlandırma özelliği yok. Bu marka ile ilgili güzel tarafı şu. İçerisinde paraben, alkol vesaire bulunmuyor. Ve aynı zamanda bu Pink serisinde Niacinamide içeriyor ürünler. İçeriğine bakarsak eğer lotion içerisinde 6. sırada Niacinamide nice ürünü bulunuyor. Niacinamide'ın nice da ciltteki lekelerin, kızarıklıkların ve sivilcelerin birazcık daha iyileşebilmesinde faydalı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda uygun fiyatlı böyle bir losyon arıyorsanız özellikle genç ciltlerin de kullanabileceği bir seri bu. Pink serisi daha çok genç ciltler için zaten üretilmiş bir seri. Fakat ben de bunun yüzümü hani yıkadıktan sonra nemlendirmek amacıyla böyle gergin hissettiğim zamanlarda sürekli olarak kullanıyorum. Hafif bir ürün olduğu için de hiçbir şekilde cildimde bundan kaynaklanan bir sivilcelenme veya da aşırı yağlanma gibi bir şey olmadı. Çok hafif bir kokusu var. Bu şekilde pompalı böyle bir şişesi var. Pompadan bir veya iki pompa alıp bütün yüzünüze, boynunuza rahatlıkla eşit olarak yayarak yüzünüzü nemlendirebilirsiniz. Bu size tavsiye edeceğim güzel bir ürün içeriği de temiz olan bir ürün. Yine aynı seriden başka bir tavsiyem de bildiğiniz gibi geçen hafta sizlere Kore cilt bakımı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Kore cilt bakımında da kullanılan bir basamak, uygulanan bir basamak vardı. Bu da esans kullanımı. Esans deyince serumdan birazcık daha ince yapıda, tonikten birazcık daha kalın yapıda olan ve cildi nemlendirmeye ve sonrasında gelecek olan ürünlere cildi hazırlamaya, bunları alt tabakalara kadar geçirmek için cildi hazırlamaya yarayan bir ürün. Burada da yine Pink serisinin bu Pure Beat Pink serisinin bir esansı var. So Glow Essence isimli böyle küçük bir şişede 30 mililitrelik bir esans. Jel yapıda yine aynı şekilde pompalı. Şu şekilde size gösterirsem gördüğünüz gibi jel yapıda. Bunu cildinize bir pompası yeterli oluyor. Tonikleme işleminden sonra bunu yüzünüze yediriyorsunuz. Çok hafif, çok incecik böyle çok az bir kokusu var. Kesinlikle rahatsız etmiyor. İçerisinde parfüm var ama sonlarda yani içeriklerde aşırı böyle başta yazılmamış. Bununla ilgili güzel tarafı da şu. Yine bunun içerisinde Niacinamide var ve Niacinamide burada 4. sırada bulunuyor. Yani oranı birazcık daha fazla diğerlerine göre. Kore cilt bakımı uygulamak istiyorsanız, uygun fiyatlı Kore cilt bakımı ürünleri almak istiyorum diyorsanız eğer bu Pink by Pure Beauty serisine Watson's'larda satılan bu seriye bakabilirsiniz. Sanırım bu hafta sonunda bu ürünler indirimdeydi. Öyle bir mail bildirim gelmişti bana da. Arzu edenler buna bakabilir. Bunun üzerine de yine lotion'ı losyon olarak nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz peş peşe ikisini. Bir süredir Akşam rutinimde makyaj yaptıysam eğer cildimdeki bu makyajın temizliğini çift basamaklı temizleme yöntemiyle yapıyorum. Bu çift basamaklı temizleme yönteminden daha önce bahsetmiştim. Bilenleriniz zaten vardır. Önce yağ bazlı bir çözücüyle bütün makyaj kalıntılarını ve güneş koruma faktörlü olan kremlerin hepsini yüzümden çözüp arkasından da jel veya köpük bazlı bir temizleyici kullanıyorum. İşte burada yağ bazlı temizleyicileri kullanırken sürekli artık gözüm bu tür temizleyicilere gitmeye başlamıştı. Şimdi de sizlere başka bir öneriyle geldim. Bu da Nüksün. Yine Yağvazlı miseler temizleyicisi. Bunun özelliği şu içerisinde gül yaprakları özü var. Bu gül yaprakları özünün kokusunu direkt algılıyorsunuz zaten yüzünüze sürerken. Bir pompası kesinlikle yeterli oluyor. Epey bir zamandır kullanmama rağmen çok az kullanmışım gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Büyük de bir şişesi var. 150 mililitrelik böyle bir ambalajı var. Çok güzel bir kokusu var. Temiz içerikli kesinlikle zararlı hiçbir ürün bulunmuyor içerisinde. Bunu avucunuza alıyorsunuz. Daha sonra yüzünüze bunu iyice sürüyorsunuz. Böyle yağlı yağlı vıcık vıcık oluyor ve bütün yüzünüzdeki o makyaj birbirine girip çıkmaya başlıyor. Sonra birazcık ellerinizi nemlendiriyorsunuz suyla. Tekrardan o suyla yüzünüzü bu yağı birleştirerek iyice sürmeye devam ediyorsunuz. O yüzünüzde sütümsü bir kıvama geliyor. Daha sonra da suyla duruluyorsunuz. Arkasından da jel veya köpük temizleyiciyle yüzünüzü temizliyorsunuz. Yumuşacık yapıyor cildinizi. Makyajınızı çok güzel çıkarıyor. Gözlerimi benim kesinlikle yakmadı. Kontak lens kullandığım halde Hiçbir şekilde lenslerimi çıkarmadan yüzümü temizlediğim halde gözlerimi yakmadı. Herhangi bir iritasyon yapmadı. Kızarıklık olmadı. Kurutmuyor zaten cildinizi yağlı olduğu için. Ha bu yağlı temizleyicilerle ilgili belki şöyle bir şüpheniz olabilir. Acaba sivilce yapar mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır sivilce yapmıyor. Yapsaydı eğer bende yapardı zaten. Uzun bir dönemdir kullanıyorum. Tam tersine çıkmayan makyaj ürünlerini çok güzel çıkardığı için cildinizin daha iyi temizlenmesine aslında sivilce oluşumunun da azalmasına fayda sağlıyor. İçerisindeki bitkisel yağlar tamamen. Mineral yağ içermiyor bu arada kesinlikle. Paraben, alkol vesaire de içermiyor. Bu anlamda sizlere eğer ki böyle bir yağlı miseler cleansing oil arıyorsanız bunu size tavsiye ederim. Gerçekten kokusu da mis gibi. Uygulaması da çok pratik. Şimdi yağ bazlı dediğim gibi bu miseler oillerle, cleansing oillerle yüzümüzü temizledik. Arkasında ne yapıyoruz? Köpük veya jel temizleyiciyle yüzümüzü köpürterek temizliyoruz. Şimdi sivilce veya gözenek probleminiz veya siyah nokta probleminiz varsa daha çok sivilce aslında probleminiz varsa sizlere önerebileceğim bir ürün var. Aslında bunu e, Kore cilt bakımında uyguladığım ürünler videoma koymak istiyordum ama burada favorim olduğu için yani bu ay kullanarak çok beğendiğim bir ürün olduğu için şimdi size bunu da göstermek istedim. Bu da COSRX markasının salisilik asit Daily gentle cleanser isimli temizleyicisi. Bu Kocaman bir ambalajı var gördüğünüz gibi. 150 mililitrelik ve kolay kolay bitmiyor. Şöyle ki gerçekten bir bezelye tanesinden bile küçük bir noktacık halinde almanız yeterli oluyor. Tüm yüzünüze, önce elinizde hafif köpürttükten sonra tüm yüzünüze uyguluyorsunuz bütün yüzünüzün temizlenmesini ve sivilce oluşumunda engellenmesini sağlıyor. Bunu gerçekten kendim gözlemledim. İnanmıyordum hani böyle bir şey olabilir mi diye. Çene bölgemde çok fazla sivilce çıkıyordu. Özellikle böyle kistik akne gibi dediğimiz hani içeriden ağrılı, sancılı olanlardan çıkıyordu. Bunun azalmasını sağladı. Var olan akneli veya sivilceleriniz varsa kısa sürede sönmesini sağlıyor veya da yenilerinin daha seyrek veya hiç oluşmamasını sağlıyor. Buna bakmanızı tavsiye ederim. Kore ürünleri satılan bir takım firmalardan bunu tedarik edebilirsiniz. Yine mağazalarda satılıyor mu bilmiyorum ama ben online'dan satın almıştım. Salisilik asit içeriyor ama mesela salisilik asit oranı çok çok yüksek değil. pH'ı 9-9,5 aralığında. İçerisindeki salisilik asit... %0.5 oranında yani aşırı fazla değil. Mesela bunu uyguladıktan sonra bunun üzerine AHA veya BHA içeren kimyasal peeling veya bir takım böyle tonikler falan kullanıyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Yani onları kullanmanıza engel olacak kadar fazla salisilik asit içermiyor içerisinde. Ayrıca çay ağacı özü de var içerisinde. Bu da yine sivilce oluşumunu engelleyen ürünlerden bir tanesi. Böyle bir yüz yıkama jeline ihtiyacınız varsa daha doğrusu süt ve köpük arası bir şey oluyor. Yani çok böyle jel formda değil. Beyaz bir kıvamı var. Böyle ee, böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bunu size de tavsiye ederim. Şimdi gelelim başka bir tavsiyeye. Bu da bir dudak balmı. Son dönemde çok beğenerek kullandığım yine Nuxe markasının Rev de Mil isimli bu şekilde bir dudak balmı. Bu tamamen bal mumu gibi oluyor dudağınıza sürdüğünüzde. Çok güzel bir portakal kokusu var. İçerisinde greyfurt ve limon kabuğunun yağı bulunuyor. O yüzden de çok güzel portakal kokuyor. Aynı zamanda bal ve propolis var. Dudaklarınıza sürdüğünüzde gerçekten yumuşatıyor ve etkisi çok uzun bir zaman gidiyor. Ben bu tür kremleri kullanmadan günümü geçiremiyorum. Çok çabuk çatlıyor dudaklarım. Ruju sürmüş olsam bile ruj azalmaya başladığında hemen o gerginliği tekrardan hissediyorum. O yüzden mutlaka rujun altına da bu tür ürünler kullanıyorum. Temiz içerikli olduğu için hani dudağınıza sürdüğünüz ürünlerde de eğer ki böyle temiz içerikli ürün arıyorsanız kesinlikle bu nüksün balmına bakmanızı sizlere öneririm. Hem bal hem propolis içeren aynı zamanda yine bal mumundan kaynaklanan böyle bir yumuşatıcılığı da olduğu için dudağınızda buna bir bakabilirsiniz. Şimdi de bir el kremi tavsiye etmek istiyorum sizlere. Dirty Works markasını biliyorsunuzdur. İngiliz bir marka. Bunun da yine ürünleri gratis mağazalarında satılıyor. Ben de bu kremi yine el kremi bittiği zaman tesadüfen böyle rafta görüp hadi bu sefer de bunu alayım deyip almıştım. Önce ilk aldığımda kokusundan biraz rahatsız oldum ya birazcık fazla böyle gliserin mi kokuyor bu acaba falan diye düşündüm. Fakat daha sonra ben bunu ellerime uyguladıktan sonra elime krem sürdüğünü unuttum. Yani bir şey yani sürdüğümü de unuttum elime. Aradan zaman geçti. Çok güzel bir koku geliyor burnuma ya. Bu ne acaba? Parfüm de ben bugün bu parfümü sıkmadım acaba. Nereden geliyor bu koku diye saçımı kendim falan koklamaya başladım. Sonra elimden kokunun geldiğini keşfettim. Elime sürdükten bir süre sonra kokusu inanılmaz hoşuma gitmeye başladı. İlk sürdüğümde böyle çok yoğun bir gliserin kokusuymuş gibi sanki gelse de. Çok güzel yumuşatıyor elinizi. Paraben bulunmuyor. içerisinde yine temiz içerikli bir ürün. Pek çok bitkisel tohum yağları, bitki yağları, bitkilerin yine bir takım meyvelerin kabuklarının yağları bulunuyor. Bu anlamda hani güzel ellerinizi yumuşatan, ve aynı zamanda da büyük boyda bir el kremi. Hani çantada benim gibi sürekli el kremi taşıyanlardansanız eğer bu Dirty Works'ün Hand Cream denilen kremine bakabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde kakao yağı da bulunuyor. Çok da güzel bir krem, çok da uygun fiyatlı. Son olarak da sizlere minik, sevimli, şirin bir ürün tavsiyesinde bulunacağım. Bu da Eyüp Sabri Tuncer'in bu şekilde gördüğünüz minik kolonyası. Mandalina kolonyası. Ben bunu zaten daha önceden hala da evimde kullanıyorum. Sizlere de bunu bir favorilerde göstermiştim önceden de. El sabunu versiyonunu kullanıyorum. Bu da minik kolonyası. Cam şişede. Böyle gördüğünüz gibi spreyli küçücük bir şişede. Çantanıza atın, hiçbir şekilde dökülmüyor. Güzel tarafı o yani kapağı açıp da dökülme şansı da yok çünkü buradan iyice vakumlamışlar, preslemişler. Hani çantada böyle küçük bir kolonya, böyle çok sıkıldığınız zaman elinize sıkıp böyle bir ferahlayabilmeniz için taşıyorsanız eğer bu minik Eyüp Sabri Tuncer'in 16 ml'lik ufacık mandalina kolonyasını size tavsiye ederim. Bu ayki kozmetiklerle ilgili favorilerim bitti. Şimdi sizlere bir film, bir de dizi önerim olacak. Öncelikle sizlere bu ay beğenerek izlediğimiz diziden bahsetmek istiyorum. İsmi Afterlife, Netflix dizilerinden biri. Sadece 6 bölümü yayınlandı şu anda. Her bir bölüm 20 dakika sürüyor. Dram komedi türünde bir dizi roldeki oyuncu Ricky Gervais, dizinin aynı zamanda hem yazarı hem de yapımcısı. Çok sürükleyici bir dizi, bir oturuşta hepsini seyredebiliyorsunuz zaten peş peşe. Kısa da sürdüğü için bölümler kesintisiz izleyebiliyorsunuz. E, kısaca konusundan bahsetmek istiyorum size. Başroldeki Ricky Gervais'in canlandırdığı Tony karakteri eşini kaybediyor ve eşinden kalan görüntülerle her bölüm böyle başlıyor. Aslında güne o şekilde başlıyor. Sürekli eşinden kalan bir videoyu izleyerek güne başlıyor ve çok depresif, morali çok bozuk eşini kaybetmiş olduğu için inanılmaz böyle hayattan zevk almaz bir hale gelmiş ve aslında iyi olan karakteri, pozitif olan karakteri ne kadar depresif ve etrafındaki insanlara her şeyi söyleyebilir hale geldiğini görüyoruz. Şöyle ki yani dram gibi geliyor size ama izlerken çok güldüğünüz, kahkahalara boğulduğunuz sahneler var. Gerçekten çok böyle ince düşünülmüş, ince ince yazılmış olan sözler var. Hatta ben bir tanesini not aldım. Şimdi sizlere aynen onu okumak istiyorum ki hani dizideki cümleleri dinlerken size de eğer seyretmediyseniz böyle bir ön hazırlık olsun. Şöyle ki içerisindeki diyaloglardan birinde Tony karakterinin söylediği cümleyi direkt okuyorum size. Mutluluk şahane bir şey. O kadar şahane ki sende olup olmaması bile önemli değil. Bir toplum yaşlı adamların gölgesinde asla oturamayacaklarını bildikleri ağaçları dikmeye başladığında gelişir. İyi insanlar başkalarına iyilik yapar. O kadar, daha ötesi yok. Böyle güzel sözlerin olduğu ve içerisinden gerçekten çok büyük alıntılar alabileceğiniz, hatta bir yere not etmek isteyeceğiniz güzel sözlerin olduğu, yüzünüzde bir gülümsemeyle o dramı izleyebildiğiniz güzel bir böyle komedi dram dizi. Eğer bu tür dizileri seviyorsanız, İngiliz esprilerini ve İngiliz aksanını da seviyorsanız bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Çok kısa peş peşe de izlersiniz. Hemen de biten bir dizi zaten. Devamı gelecek mi o konuda bir bilgim yok. Gelelim ikinci tavsiyeme. Bu da aslında belki de çoğunuz şu anda izlemiş olabilirsiniz. Bu sene Oscar ödülünü kazanan, en iyi film dalında Oscar'ı alan Green Book isimli filmden bahsedeceğim. Biz Green Book'u Oscar ödül töreni yapılmadan o gece izledik. Yani filmi izledik. Arkasından Oscar ödül yapıldı ve sabah uyandığımızda en iyi film ödülünü almış olduğunu öğrendik. Filmi izleyene kadar benim için favorim en iyi film dalında Bohemian Rhapsody'di. Yani çok beğeniyordum. Queen grubunu zaten çok beğendiğim için. Rami Malek'in oyunculuğunu da çok beğendiğim için. Bu filmi izleyene kadar kesinlikle bence Bohemian Rhapsody en iyi film olacak diye düşünüyordum. Fakat Green Book filmini izlediğim akşam gerçekten çok etkilendim ve filmin etkisinden kurtulamadım. Film sizi hem mutlu ediyor hem düşündürüyor. Çok keyifle izlemenizi sağlayan bir film. Ee, çok fazla dediğim gibi detaylı anlatmak istemiyorum ama Amerika'da bildiğiniz gibi özellikle Amerikan sinemasında çok fazla gördüğümüz ırkçılıkla ilgili yani siyah ve beyaz insanların arasındaki çatışmayı gösteren bir film. Ve o dönemde geçiyor film. Başrolde Viggo Mortensen oynuyor. Oyuncu olarak e, hem filmi götüren kişi hem de fiziksel olarak da çok büyük bir değişime girmiş. Bunu da filmi izlediyseniz veya izleyecekseniz göreceksiniz. Ona eşlik eden yardımcı erkek oyuncu rolünde de Maharşala Ali oynuyor ve kendisi de aynı zamanda bu sene yardımcı erkek oyuncu dalında da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Çok kısaca böyle bilgi vermeye çalışırsam şöyle ki Viggo Mortensen Ailesi ve çevresinde yaşayanların kendi üzerinde ve fikirlerinde oluşturduğu bir takım Etkilerle ve altyapılarla aslında siyahilere çok fazla sevmeyen, onlarla birlikte olmak istemeyen, onların dokunduğu eşyalara bile dokunmak istemeyen bir adamken olayların gidişatından dolayı e, siyahi bir müzisyenin ve çok çok popüler bir müzisyenin, çok ünlü bir müzisyenin yanında şoförlük yapmak zorunda kalıyor. Olay tam tersi aslında. Hepimiz filmlerde hep şöyle görürüz. Beyazlar zengindir. Ve siyahları hep yanlarında işte daha alt tabakadaki görevler için yardımcılık görevleri için vesaire kullanırlar ve ezerler gibi görürüz. Burada tam tersi bir durum var. Viggo Mortensen siyahi zengin bir sanatçının yanına şoför olarak giriyor ve bir yolculuğa çıkıyorlar. Green Book ismi zaten bu yolculukta sadece siyahilerin Kalabilecekleri oteller zincirini gösteren bir kitap. O dönem böyle bir kitap varmış çok acı bir şey bu gerçekten. Sadece siyahilerin kalmasına izin verilen rahatlıkla onların kalabileceği beyazlarla birlikte olmayan böyle otellerin gösterildiği bir kılavuz kitap çıkmış ve Amerika'da böyle bir rota bir yolla çıkacaksanız eğer bu kitabınızla birlikte eğer siyahiyseniz bu kitabınızla birlikte yola çıkıyor musunuz ve orada gösterilen otellerde kalırsanız herhangi bir sorun yaşamıyor musunuz? İnsanların ne kadar büyük baskılar içerisinde yaşadığını orada görebiliyoruz. Ama bu arada Viggo Mortensen'la Mahershala Ali'nin arasındaki, yani canlandırdıkları karakterler arasındaki dostluk. Inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Filmi izlerken çok mutlu izliyorsunuz. Yani yüzünü sürekli gülümseyerek izliyorsunuz filmi. Ben çok beğendim. Hatta tekrar da izlemeyi düşünüyorum şu anda sizlere anlatırken. Tekrar izleyesim geldi filmi. O yüzden eğer ki böyle bir e, film izlemek isterseniz, izlemediyseniz eğer bunu sizlere bu ayki favorilerimde eklemek istedim. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilir ve küçük zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece bundan sonra düzenli yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. Videomu beğendiyseniz ekranda gördüğünüz diğer videolarım da ilginizi çekebilir. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın.